Nisan 2020 günlerden cumartesi e, konuğumuz doçent doktor Mustafa Sever. Mustafa Hoca'yı anlatmak çok kolay olacak ama ben e, dilim döndüğünce ifade etmeye çalışacağım. E, hepimiz öğretmen olarak e, öğrencilerimizin hayatlarına dokunma peşindeyiz. Mustafa Hoca da benim gibi birçok öğretmenin hayatına dokunmuş bir kişi. E, birkaç yıl önce yurt dışında yapılan bir konferansta benim e, tanışma fırsatım oldu. O tarihten itibaren de peşini hiç bırakmadım hayata bakış açısı, enerjisi, bilgisi, tespitleri, girişimciliği, tevazusu beni ve birçok arkadaşımıza hep etkilemiş. Mustafa Hoca 2018 yılından beri de Milli Eğitim Bakanlığı'nda danışman olarak görev yapmakta. Son iki yıldır da görmüş olduğunuz bakanlıkta yani yapılan çalışmalar biliyorsunuz. Bakanlıkta yapılan çalışmaların hemen hemen bütün farklı uygulamalarda arka planda yer almakta. İtibinik faaliyeti olarak da bizim adetite olmamızda referans noktası oldu ve yol haritamızın oluşmasında kendisinin çok büyük bir etkisi olmuştur. Desteği için ben burada bütün ekibim adına teşekkür ediyorum. Şu karede iki onunla beraber olmak bile beni çok mutlu eden bir şey. Akademik kariyerine bakacak olursak da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Eğitimde Psikoloji Hizmetleri Bölümünde lisans eğitimine aynı fakültede de eğitimin sosyal ve tarihi temelleri ana bilim dalında eğitim sosyolojisi alanında yüksek lisansını tamamladı. Rehberlik e, araştırma merkezinde rehber öğretmen olarak çalıştı. Doktorasını State University of New York'ta eğitim sosyolojisi alanında yaptı. Almanya ve Polonya'da kültür çalışmaları alanında dersler aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli üniversitelerde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde de 2012 yılından beri yardımcı doçent oldu. 2016 yılında doçent oldu. Halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Uluslararası Eğitim Sosyalisi Programı ve Eğitim, Sos Eğitim Felsefi Sosyal ve Tarih Temelleri ana bilim dalında da öğretim üyesi olarak çalışmakta. açmam gereken diğer parantezle UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'ndaki çalışmaları eğitim komitesinde üyesi olarak da e, sürdürülebilir kalkınma için eğitim, herkes için eğitim, mobil öğrenme gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. Aynı zamanda UNESCO'nun ESPNET ESPNet okullarında Türkiye Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Hocam biz e, burada olmaktan ve sizlerin aramızda görmekten oldukça mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz hocam. Buyurun hocam ben sözü size vereyim. Çok merak ediyorum. Belki de bu eee geliyormuş sesin. ben kişi benim. Şahsen. Buyurun hocam. Geriyorum, Sesiniz al mi? alamıyoruz şu anda. Tamam. Buyurun hocam. Tamam, peki. Fatih çok teşekkür ederim böyle bir sunum girişten sonra beklentiyi de çok yükselttin. Sunumu ben de merak ediyorum nasıl olduğunu doğrusu bakalım. Ee, Fatih Epey bir şey söyledi ama çok çalışkan, çok değerli bir arkadaşımız aslında. Ekibin tamamı çok değerli. Çok büyük işler yaptılar. E-Twinning meselesinin nereden alıp nereye getirdiklerini hepimiz biliyoruz. Avrupa, Fatihler yüzünden tavır değiştirmek zorunda kaldı E-Twinning ile ilgili. Büyük işler yaptılar. Şimdi ben eğitim sosyoloğuyum. Daha çok eğitim ve toplum arasındaki etkileşim biçimlerine bakıyorum. Ne oluyor, sınıfa ne getiriyor çocuklar, sınıftan ne götürüyorlar eve? Benim e, ana çalışma konularım, eğitim sosyolojisinin antropoloji ve sosyo e, sosyal psikolojiyle kesiştiği noktada da bir takım çalışmalar üretiyoruz. E, bu akşam hem sizi çok sıkmamak için hem de bir taraftan neyle uğraştığımızı e, göstermek için, okul ve toplumun bu etkileşimini nasıl anlayabiliriz diye bir, e, şeyler hazırladım. Biraz konuşur sen de sohbet olur diye. Burada e, tutunma ve ayrılma noktaları üzerine dememin ana noktası şu. E, bizim şu anda en çok konuştuğumuz mevzu biliyorsunuz okullar arasındaki başarı farklılıkları. Ve biz bunu biliyoruz ki bu başarı farklılıkların kurulduğu yerler genellikle okulun dışında. Yani okullar bir çeşit e, aslına bakarsanız çıktı. Bunu nasıl görüyoruz, nasıl anlıyoruz? Bunlarla ilgili hem makro hem de mikro seviyede olan bir tane dair birkaç bir şey sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaptığımız araştırmalardan da bir takım örnekler getirdim. Umarım keyifli bir akşam geçiririz hep birlikte. Ne yapıyoruz peki? Hem biz bu alanda. Hem de bu toplum ve okul etkileşimini anlamak için e, yaptığımız şeyler dediğim gibi makro ve mikro olarak iki ana eksene ayrılabilir ama bunlar mesela makro mevzular neler, sosyal sınıf ve eğitim arasında nasıl bir etkileşim var ona bakıyoruz. E, cinsiyet Toplumsal cinsiyet kurulum biçimleri, bunların okula yansıması ya da okulda cinsiyetin e, kurulması, bunun okulun dışına çıkması, taşması filan gibi meseleler. Kültür tabi her zaman masanın üzerinde. Her ne zaman biz okulla ilgili bir şey konuşsak masanın üzerine mutlaka kültürü koymak durumundayız. Ekonomi de öyle. Biliyorsunuz çok ciddi tartışmalar var. Ekonomi bir çeşit temel katalizörü müdür eğitimdeki tartışmaların diye. Gerçekten de şimdi mesela bu korona günlerinden pandemi sonrası eğitim nasıl olacak tartışmaların gündeminde de bu ekonomi meselesi var. Özellikle neoliberalizmin o yıkıcı etkisinin e, bir küçücük bir virüs tarafından alt edildiği e, erken bir zafer olarak görüyorum gerçekten bunu ama gibi temel bir şey var. Ne olacak, ne bitecek? Doğrudan doğru ekonomiye bağlama eğilimleri de var. Şimdi biraz bu sosyal sınıf meselesinde nelerlere nasıl baktığımızı konuşmak lazım. Burada arkadaşlar bu gördüğünüz slide bizim 2018 Pizza sınavının sonuçlarından üretilmiş bir slide. Burada okuma performansındaki şeyi gösteriyor. Dağılımı gösteriyor. Bizim Türkiye'nin bulunduğu yere bakın. Burada çok ilginç bir şey var. Bu önemli bir açılış noktası aynı zamanda bizim için. Türkiye'nin yerine bakarsanız kırmızı ile işaretlenmiş. Burada sağ tarafta da şey var. İşaretlerin ne anlama geldiğini göreceksiniz. Bizim en alt seviyedeki öğrencilerimizin ne kadar başarılı olduğuna bakıyoruz mesela burada. Yani bu slaytın şeyi şu, e, başarılı olan öğrencilerin sosyoekonomik düzeylere göre dağılımı bu okuma performansında. İlginç biçimde şu arkası e, şey olan, e, söyleyiverin, e, dikdörtgen biçiminde olan kısım Türkiye'deki okuma performansının durumu. Bu çok ilginç bir sonuç çünkü... Ee, biliyorsunuz eğitim de para mesele midir artık bir soru bile değil. Ama bizdeki çocukların yani sosyoekonomik düzey, düzey olarak alttaki çocukların e, diğer ülkelere kıyasla çok iyi daha çok daha iyi performans gösterdiğini görürüz. Ne demek bu? Aynı düzeyde olan yani sosyoekonomik düzeyi düşük olan öğrencileri kıyasladığımız zaman bizde sosyoekonomik düzeyi düşük çocukların diğerlerine göre çok daha iyi sonuçlar elde ettiğini görüyoruz. Burada Bizim için neden önemli? Bu şöyle de bir başka önemi var. Bakın ucu üçgen gibi olan ya da ok gibi olan kısım Türkiye'de yok. Yakından bakarsanız rahatlıkla görebilirsiniz. Bunun anlamı şu. Bizim ülkemizde üst sosyoekonomik düzeyden yani OECD'nin tanımladığı üst sosyoekonomik düzeyde insan yok. Buraya göre. Yani yetişemiyor. Oradaki şeylere. Bu nasıl belirleniyor? Bir endeks var. Buna ECSC endeksi ismini veriyoruz. Biz bu çocukları şeyine bakıyor ee, arka planına bakıyor İşte tatile gidiyorlar mı kadar bakıyor evde ne okunuyor ee, ondan sonra evde ne yazılıyor ne çiziliyor kimle konuşuluyor falan falan Bu SKD endeksin eksi birinin altında olursa o çocuklar dezavantajlı olarak değerlendiriliyor. Türkiye'deki dezavantajlı öğrenci oranı yüzde altmış beşlerde yani. Sadece ve sadece %35 civarında %30-35 arasındaki öğrencinin dezavantajlı durumda olarak değerlendirilmediğini biz biliyoruz. Dolayısıyla bu hani sıkça tartıştığımız bizde de biz yüzden çok çok daha öte bir problem ve arkada sosyoekonomik düzeyini olduğunu rahatlıkla bize gösteriyor. O bizde yok mesela üst sosyoekonomik düzeydeki çocuklar şeye yetişemiyor. SKD endeksimiz o kadar düşük ki arkadaşlar... Neredeyse sadece şey var bizde yüzde 60'larda yetmişlerde alt sosyal ekonomik düzey ve yüzde bir civarında yani istatistiksel olarak anlamlı olmayacak düzeyde de üst sosyal ekonomik düzey diye düşünüyorsunuz. Yani buradan çıkarımız şu, 18,5 milyon öğrencimiz var ya bunu yaklaşık 14-15 milyonu neredeyse ekonomik ya da bu OECD'nin bahsettiği anlamda dezavantajlı konumda. Peki. Yüksek öğrenim görme taleplerine bakalım. Burada e, bana göre en solda olan sizin ekranınızda da aynı herhalde e, kısma bakalım. Orada turuncu renkte Türkiye'nin yeri var. Bizde akı, ak, dezavantajlı çocukların bile ne kadar yaklaşık yüzde 82 olarak üniversite okumak istiyor. En e, grafiğin en sağında Almanya bulunuyor arkadaşlar. Orada bakarsanız o üçgen şeklinde olan aşağıda olan kısım sosyoekonomik düzeyi düşük çocukların üniversiteyi oku okuma isteği olup olmadığı. Onlar inanılmaz düşük. Hatta en üst sosyoekonomik düzeydeki çocukların bile üniversite okuma düzeyleri, isteme düzeyleri, talebi yine oldukça düşük. Bunu nasıl açıklayabiliriz peki? Yani sürekli bu tartışma var. E, herkes üniversiteye gitmeli mi, gitmemeli mi tartışması tabii e, zor bir tartışma. Çünkü e, şeyle kestirip atılabiliyor. Tamam herkes gitmesin ama kimin gidip gitmeyeceğine kim karar verecek gibi bu arada çok ciddi bir soru var. Hani benim çocuk gitsin de seninki gitmesin. O cevabı kolaylıkla verilecek bir soru değil. Bir başka makro meseleyle bu şeyi bitireceğim. Burada da arkadaşlar şeyler dezavantajlı olup da yüksek skor elde eden çocukların oranları var. Türkiye burada bakın epeyce yukarılarda bir yerde şeyden sonra geliyor Kroçya'ya Hırvatistan'ın hemen altında. Bunun anlamı şu, bizim çocuklar, sosyoekonomik düzey düşük çocuklar, diğer ülkelerdeki pek çok çocuğa göre çok daha iyi performans gösteriyorlar. Ama tabii bu şöyle bir şey, bizim üst düzey puanlarımız çok çok yüksek değil ama alt sosyoekonomik düzey çocuklar oldukça yüksek. Şu baştaki slaytta ilginç bir şey daha var, bir kere daha ona geçelim. Bunun bize gösterdiği de şu, aslında bizim mesela orta sosyal ekonomik düzeydeki bu dağılımlara da baktığımız zaman aslında bizim çocukların kendi e, diğer ülkelerdeki çocuklara kıyasla oldukça iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Buradaki sorun bizim alt sosyal ekonomik düzeydeki çocukların sayısının fazlalığı. Yani e, eğitim e, toplumla ya da dışarıdan okula getirdiklerinde göbeğinden bağlanmış durumda. Ne olacak sana, nasıl olacak? Hatta bununla ilgili pek çok teori üretildi. İşte toplumsal yeniden üretim teorileri, karşılık gelme teorileri falan gibi pek çok teori üretildi yolda bir yerde. Bunlar makro meseleler. Biz mesela burada neden böyle oluyor gibi bir soru soruyoruz. Bir diğer mesele mesela bizim uğraştığımız bu çocukluk meselesi. Çocukluk meselesi. Bu gördüğünüz tablo gelin 1560'daki tablosu. Neden önemli? Çünkü çocuk kimdir sorusu ona nasıl eğitim verilecek sorusunun da aslında cevabını veriyor. Ee, uzunca yıllardır çocuk kimdir sorusuna verdiğimiz cevap bizim eğitim içinde genellikle gelişim, gelişim psikolojisinin önermelerinden çektiğimiz bir cevap. Ve bu gelişim psikolojisinin bize e, verdiği e, öncüllerde de orta sınıf batılı beyaz bir e, çocuk dolayısıyla. Mesela biz belirli gelişim görevleri tanımladığımız zaman bunun çocuk olması tırnak içinde ya da bu çocukluğunun düzgün yaşaması için bu gelişim görevlerinin tamamlaması lazım. Hatta şöyle de bir önerme vardır. Belli bir dönemdeki gelişim görevleri tamamlanmazsa bir sonraki evrede bunları tamamlamak zorundadır gibi filan. Ama e, biz çocukluğun kendisinin biyolojik bir kategori değil, sosyolojik bir olgu olduğunu aslında uzun süredir tartışıyoruz. Bakın bu Bruegel'in bu tablosu şunun şöyle bir önemi var. Buradaki çocukların kıyafetlerinin tamamı yetişkin kıyafetleri. E, ve yetişkinlerin maruz kaldığı hemen hemen tamam her şeyde onlar maruz kaldı. Mesela bugün bizim e, şiddet, cinsiyet gibi çocuklardan tamamen uzak tutmaya çalıştığımız pek çok şey bu tabloda yer alıyor. Çocukluk bu anlamda keşfedilmiştir. Yani çocukluk diye bir söz, çocuk diye bir söz aslında bakarsanız uzunca bir süre pek çok dilde bile yoktur. Çocukluk çok daha yenidir ve nasıl keşfedilmiştir? Okulla ilgisi şu. Okulla birlikte çocukluk keşfedilmiştir. Dolayısıyla okul ve çocuk ilahi bir buluşmadır. Daha sonra çocukların kendilerine ait bir yaşamları olduğu fark edilmiştir. Şimdi sıkça kullanılan çocuklar bizim geleceğimiz demek aslında çocuklara petrol rezervi, altın rezervi muamelesi yapmak, yapmaktan çok öte bir şey değil. Bu şimdi bizim yeni ürettiğimiz sorularda bizim çok hamaliyle koyalım dedim önünüze. Bakın hani buradan nasıl bir şey üretiyoruz toplumda? Nasıl okul arasındaki bağ kuruyoruz? Kim çocuktur, kim değildir? Kime nasıl davranılmalıdır? Çocuk dediğimiz şey çocukluktan ayrılır. Çocukluk bir söylemdir. Çocuk dediğiniz karşınızda oturan bir gerçekliktir. Dolayısıyla ne bileyim evlendirilmiş ya da iş, işe gitmek zorunda olan pek çok ve yükü sırtında taşımak zorunda olan çocuk çocuk mudur sorusu önemli bir sorudur. Bu anlamda çocukluk sizin bulunduğunuz yaştan ziyade size nasıl davranıldığı ve size onun sizin verdiğiniz karşılıkla çok da yakından ilişkilidir. Şimdi biz bu kapanma diyelim buna, bu kapanmadan sonra uzun süredir çocuğu mesela fark etmeden çocukluk meselesinde okula devrettiğimizi fark ettik. Pek çok veli bunu ifade ediyor. Hatta bazıları abartılı, ekstrem biçimlerde bunları ifade ediyor. Şimdi evde yaş neler sağlayabiliriz meselesini konuşmamız lazım ve konuşmasak da burada ilginç bir şey var yalnız. Hala okulun sorumluluğunda olduğunu hissettirecek bir takip sistemi talebi oldukça yüksek. Çocuk kim sorusu neden önemli? Çünkü modern o söylemin tam aksine çocukluk okulda yaşanıyor. Biz bunu biliyoruz. Hani sürekli şey derler ya çocukları okullar mahvetti çocuklukların ellerinden bu doğru değildir. Çocuk, ancak okul varsa var. Yani çocuk diye bir çocukluk mehfonunun kendisi okulla kurulan bir şey. E, ve dediğim gibi çocukluğun keşfi de doğrudan doğruya okulun keşfiyle aynı zamana karşılık gelir. Çocuklar okulda e, çocuk olduğunu öğreniyor. Ma e, maalesef mi diyelim, orada sosyalleşiyorlar, orada yetişip bakışıyorlar, ne bileyim, vesaire vesaire. Dolayısıyla çocukluk okulda kuruluyor ve bu hani... Acaba bu korona sürecine de biraz dağılayalım. Bu korona süreci bize okulla ilgili ne söyledi diye biraz düşündüğümüz zaman kimileri bunun cevabını diyor ki okullar otoritesini kaybetti. Ötekiler de diyor ki e, aslına bakarsan okulun önemini anladık filan. Dolayısıyla yani okula gerek yok muymuş yoksa okulun otoritesi e, daha da mı güçlendi bunu göreceğiz. Ama henüz evden ne çıkacağını bilmiyoruz. Bu önemli bir soru olarak karşımızda duruyor buradaki temel şey şu, hani biz bir çalışma yaparken çocukluğun nerede yaşanıldığı ve kimin çocuğu olduğu da fark ediyor. Biz çocuk öğrenciyle çocuk demeyi tercih ediyoruz biraz daha kapsayıcı olsun diye. Gerisin psikolojisinin bu temel önermelerinin biraz dışına çıkmak zorunda kaldığımızı fark ediyoruz. Hani çocukluğun süresi başka biçimlerde de uzatıldığı için. Son bir şey, şu anda evlerde çocukların çok daha fazla yetişkin içeriklerine maruz kalmaya başladığını fark ediyoruz. Bunun bir sonucu şu, mesela çocuğa bir kitap veriyorsunuz. Bu kitap, ne bileyim, çocuk gelişimciler, çocuk edebiyatçıları tarafından yazılmış kitaplar. Benim oğlum mesela bu ne kadar saçma bir şey diyor. Çünkü onun maruz kaldığı içerik şu anda çok daha yetişkinlere hitap eden içerikler. Ve mesela hani dinozordu, kaplumbağaydı neyse o hani yaşına uygun şey. Doğrudan doğru doğruya ne yapma eğiliminde çocuklar bunu reddetme eğiliminde çünkü onlar için artık işte bu tip hikayelerin e, önemli bir kısmı e, aslında çok da şimdiki zaman art ait artefekler gibi görünmüyor filan. Bunun ana nedeni ama şu dediğim gibi yetişkin içeriklerine maruz kalmayla çok daha e, yakından ilişkili bir durum bu. Gelelim mikro meseleleri okul ve toplum konusunda tabii bir sürü bir şey var. Bunlar ana birkaç tartışma konusuydu. Mikro meseleler neler? İşte okul var. Ee, işte kalemler olabilir, defterler olabilir, etkileşim biçimleri olabilir. Ee, bazen okullara gidip şeye bakarız biz, odalara bakarız. Mesela burasının e, neresi? Hemen hmm, sizi duyar gibi alıyorum. Burası doğrudan doğruya evet. E, yönetici odası. Mesela burada e, uzaylı yaklaşımı benim tercih ediyorum ben, araştırmalarında. E, yabancılaştırma demektir bu. Yani sanki ilk uzaydan gelmişsiniz gibi ilk defa bakıyormuşsunuz gibi bir yere e, bakmayı tercih ediyorum. Bu biraz daha bu gündelik hayatın bize sıradan verdiği, sıradanlaştırdığı pek çok şeyi e, aynı zamanda görmemize de olanak tanıyor. Mesela buraya baktığım zaman ben hemen şu müdürün arkasındaki müdür koltuğunun arkasındaki o, ne denir ona panoya bakıyorum. Bu neden var? Yani benim çocukluğumda da vardı bu ama neden var olduğunu hiç sorgulamıyoruz. Çünkü o vardır ama neden orada olduğu sorusu önemli bir sorudur. Biz baktığım zaman ben hemen bunu görüyorum şimdi. Neden bu burada? Hani hiçbir işlevi yok biliyorsunuz. Genellikle oraya hani not kağıtları bilmem neler filan asılmadığı halde hemen hemen tüm müdür odalarında var. Şimdi gerçi yavaş yavaş değişiyor. Oraya biraz daha tablolar esiliyor. Evet. Birinci soru budur mesela müdür odalarında benim sorduğum. İkinci soru Kapının neden en uzak köşesinde müdür masası yerleştirilir de kapının yakınına yerleştirilir, birinin yerleştirilmez filan. Bu güç ve otoriteyle bunu nasıl çözümleriz? Önemli sorulardır bunlar. Ee, mesela bu panonun aslında koltukla nasıl birleştiğini görüyorsunuz. yani müdürün burada, sadece müdürün değil kimse güç sahibi orada söylediği şey arkada devamı da var diyor. Yani otoriteyi genişletmenin yollarından bir tanesi bu tip fiziksel artifiklerin sınıf şeyde kullanılması odalarda kullanılması. Çok benzer bir erişim problemi yaratmak için de odanın mesela en e, uzak noktasına e, müdür masasının yerleştirilmesi çok benzer bir şekilde işliyor. Yine e, mesela devlet dairelerinin o kocaman girişlerin olması kendini küçücük hissetmen, içeri girdiğinde küçük bir odaya alma falan gibi bu güç ilişkilerinin nasıl kurulduğunu biz mikro süreçlere, şeylere bakarak, bu bazen nesnelere bakarak, bazen ortam düzenlemesine bakarak şey yaparız. Bir başka örnek, burası da dekan odası. Çok benzer biçimde aslında işliyor. Aynı pano burada da var. Birazcık daha ama burada bir şeyler asmışlar. Daha ilginç şeyler de bazen sorular da sorabiliyoruz. Biz işte bunu çok yerde anlatmışımdır. Benim liselerde de yaptığımız çalışmada mesela ilk dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi erkek çocukların kalem kutusuyla okula gelmemesiyle ilgiliydi. Kalem kutusu getirme eğilimleri çok düşük, özellikle işçi sınıfından çocukların gittiği okullarda kalem kutusuyla okula giden erkek çocuğu hemen hemen hiç bulamazsınız. Bu bizim için önemli bir soru, neden çocuklar kalem kutusuyla gitmiyorlar filan diye. Burada Size bahsettim ya cinsiyet kurguları diye, cinsiyet meselesinin ön plana çıktığı, işte maskülen erkek davranışlarının bir parçası olduğunu filan görüyorsunuz. Yine sınıfların içine baktığımızda e, burada biz e, yine sıkça dile getirdiğim bu sınıf yönetiminde bizim ana dikkat etmemiz gereken nokta hani e, bu pek çok batılı kitabın önermelerinde e, saklı olmadığını, onların çoğu zaman bizim için çok karşılık bulamadığını fark ettik. Sınıf yönetimi nasıl olur? Kimleri yönetmek nasıl yönetmek? Yani yönetiyorsak birilerini nasıl yönetiyoruz diye baktığımızda ilginç paternler bulduk. İşte bunları zaman zaman yine dile getiriyorum. Bunlarda mesela alfaları bulduk sınıftaki. Önce işte alfa erkekler nerede oturuyor? Sınıfı nasıl yönlendiriyor? Öğretmen sınıfa girdiği zaman alfa ile nasıl şeye geçiyor? Etkileşime geçiyor bu alfa. Mesela burada şu resme baktığınızda burası sadece şey değil e, ilginç bir okul aynı zamanda bak mesela arkada bizim gördüğümüz o hani arkadaki erkek grubu vardır o sabit hemen onun da alfa erkek oturuyor şu çocuk aşağı yukarı alfa sayılabilir çünkü onların önünde bir grup kız oturur genellikle paten bu şekilde işliyor paten e, çünkü o var, işte şey e, bir çeşit tampon bölge oluşturuyor kızlarla erkekler arasında bu alfa filan şu gördüğünüz çocuklarda onlara saygılarını söylüyor. Çok benzer paternlerin ortaya çıktığını gördük biz sınıf yerleşiminde. Kimin nereye oturduğunu ve aslında bunun sosyal dünyanın bir devamı olduğu iddiası vardır ya sınıfların. Gerçekten de mikro seviyede bu etkileşim biçimlerinin ortaya çıktığını da fark ediyoruz. Bir de mesela şeylere bakıyorsunuz. öğretmenler odasına bakalım dedik. Öğretmen odasında neler var, kimler var, ne yapıyorlar öğretmen odalarında, bu problemler niye çıkıyor öğretmen odalarında? Tipolojiler oluştururuz. İşte e, ne tip, nasıl tipolojiler oluştururuz? Bunların hani toplumsal ortamlardan aldıkları etkileri de alabiliriz, sosyal psikolojik etkileri de alabiliriz filan. E, mesela e, zor insanlar kategorisinde bu öğretmen odasında problemlerin nasıl çıktığını anlamak için ön analizlerden bir tanesini göstereceğim size. Bunlar daha ön analizler. Biz bunları kategorileştirirken ya da kodlarken bu tip bu biçimlerde kodluyoruz ki daha sonrasında bizim ana çözümlememizde yardımcı olsun. Mesela öğretmen odasında neler gördük? Buldozerleri görüyoruz mesela öğretmen odasında. ne bunlar? İşte karşılarındakini sürekli zorlayanlar, acımasız olabiliyorlar, yalanına çıkan her şeyi yıkıp geçebiliyorlar. Sonuç her zaman araçları meşrulaştırıyor bunlar için. Keskin nişancılar var mesela. Bunlar da Gizli operasyon yürüten kişiler kendileri sinir ya da öfke yaşamıyorlar ama sürekli bir intikam hissiyle ortadalar. Ee, i̇lginç şahsiyetler. Bunlar bizim kodlamalarımız dediğim gibi. Bunlar daha sonra daha akademik kavramlara evrilen şeyler. El bombaları dediğimiz bir grup var. Bunlar ne yapıyor? Öfke nöbetleri yaşayan, alakasız durumda iddetten tepinen tipler. Ee, herkesi kırıp geçirenler, her şeyi bilenler. Bunlar da Sıkça zaten siz karşılaşmışsınızdır. Ee, her şeyin %98'ini bilirler gibi bir şey var. Ee, bunlar da zor insanlardan. Her şeyi bildiğini zanneden bir grup var. Ee, evetçiler var. Bu da hemen hemen her konuda sizin aynı fikirde olmayı sevenler. Çok söz verirler ama tutamadıkları çok şey var. Diğerlerini memnun etmek çok önemlidir. Belkici bir grup var. Bunlar ne yapıyor? Ee, karar verme konusunda sürekli erteli bu her kademede görülebiliyor. Hayırcılar var. Her şeye hayır diyenler negatif değil gerçekçi olduklarını söylüyorlar. Mesela bir şey paylaştığınız zaman o işin nasıl olmayacağını size anlatırlar devamlı olarak. Neden olmayacağını anlatırlar. Ee, hani bir türlü sizin projeleriniz onları ikna etmez. Ee, cesaretinizi kırmak için her yerde bulunur hiçbir şey söylemeyenler var. Ne olup bittiğini hiçbir şekilde anlamadığınız hiçbir şeyciler var. Çünkü sözlü ya da sözsüz hiçbir geri bildirimde bulunmuyorlar. Bir de şöyle bir grup var. Daha bir sürüsü var ama örnekler bunlar. Ee, sürekli yakınanlar var. Dünya elem keder içinde bütün kötülükleri bunlara yapmıştır. Yapılması gereken mutlaka çok şey vardır ama kimse bununla ilgilenmez. Bunun da derken yapılması gerekenlerle ilgilenmemektedir. Filan gibi bu sürekli yakınan da bir grup. Şimdi bu, bu ...tipolojide bizim ortaya çıktı çık, ...yani öğretmenler odasında ne ortaya çıkıyor? Şimdi biz... E, ...eğitim sosyolojisi alanında ya da eğitim antropolojisi alanında... ...sınıflara bakarken... ...pozitivist bir şeyle bakmayız sınıflara. Yani... ...demek istediğim şey şu... ...bir sınıf düşünün ya da öğretmenler odasına bakarken... E, ...şöyle düşünün... E, ...Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma neyse çocuklar var... ...ama biz şimdi bir iş yaparken Ayşe'yi Ayşe olarak, Mehmet'i Mehmet olarak alamıyoruz ele. Bu kimyasal bir etkileşime dönüşüyor çünkü şeyde sınıf içinde. Ne demek bu? Ee, şöyle düşünün, hidrojenle oksijenin etkileşimine benziyor. Hidrojenle oksijen etkileşime girdiği andan itibaren birisi su oluyor. Hidrojen artı oksijen olmuyor. Dolayısıyla bizim sınıfın içine bakışımızda bu meseleli. Yani Ayşe dışarıda olduğu gibi Ayşe değil sınıfa girdiğinde sınıftaki Ayşe oluyor. Dolayısıyla bağlamla kişinin etkileşim biçimi bu kimyasal bir etkileşim. Ayşe ile Fatma yan yana geldiği zaman başka bir şeye dönüşüyor. Ee, Ayşe sınıf içindeki Ayşe ile Fatma e, halini alıyor filan. Dolayısıyla bu mesela şimdi bahsettiğimiz bu tipolojiler bize sadece fayda sağlıyor. Bunlar doğrudan doğruya bir veri değil bizim için. Şu, peki biz bunları gördük. Peki bunlar ne oldu? Sürekli yakınanlarla evetçiler aynı anda oturduğu zaman Ortaya el bombası çıkıyor filan gibi düşünün. Ya da ortaya çıkan şey daha huysuz tipoloji. Ya da tam aksi başka bir şey çıkabiliyor. Buradaki e, söylemek istediğim şey şu. E, gündelik hayatın kendisi ya da sosyal gerçeklik e, özneler arası bir etkileşimle kuruluyor. Öyle havada, vakum içinde gerçekleşen bir şey değil. Okul cool, kültürü dediğimiz şey de aslında o atmosferin kendisi de bize doğrudan doğruya Bu etkileşimin nasıl olacağı konusunda ciddi de ipuçları verebiliyor. Biraz daha mesela bunlar da yine gösterdiğim sıçra yönetici tipolojileri. bunlar da sadece bize şey verenler. Yani bunlar son noktası değil mevzunun. Ama bizim kodladıklarımız işte babacan, müteahhit, memur, gezgin, işveren, CEO, psikolog, İsveç çakısı, rejisör, çaycı gibi müdür tipolojileri mesela biz keşfettik. Yani daha pek çoğu da var tabii ama bunlar mesela ana ve yoğunluklu görülen. Ne demek bu? Mesela çaycı müdür, işte sürekli şey yapan. Mesela mesela çay içerek, benim gibi çay içerek çözmeye çalışan. Okula bile biri geldiği zaman hiddetli. Gel diyor hemen bir iki dakika çay içelim sonra konuşuruz diyor. Veli geldiği zaman hemen çay alıyor. Öğretmenler arası problem olduğu zaman hemen onları odasında çay içmeye davet ediyor filan. Ee, mesela bu rejisör müdür dediğimizde bu okullarda her yerde kameralar var ya artık hani onu okula kendi odasına bağlayan e, ve sürekli olarak okulu oradan yönetme eğiliminde olanlar var. sürekli monitörde gözü bu tıpkı bir sinema yönetmeni rejisör gibi hareket edenler var. İsveç çakısı e, e, çok en, yani şöyle enteresan e, müdürler bunlar. Bir bakıyorsun çatıda bir şey tamir ediyor. Ertesi ne bileyim gitmiş şeyi tamir ediyor. Prizle uğraşıyor, ondan sonra ders gözlemine gidiyor, İstinat duvarı yapıyor filan her yerde yani. E, o yüzden İsveççe dedik Psikolog dediğimiz e, şey e, okulda homojen psikolojik bir ortam yaratmaya çalışan müdürler filan falan. Neyse yani bunlar dediğim gibi bize öncüler bunlar. Son noktamız değil yani böyledir demek değil müdürler. Biz bunları alıp e, o sosyal bağlam içinde e, etkileşim biçimlerini de yorumlayarak daha daha böyle akademik kavramlar halinde anlamaya çalışıyoruz. Mesela sınıfa bakıyoruz bu mikro süreçlerde. Öğretmen otoritesini biz başka biçimde değerlendirmeyelim. Eğitim antropolojisi açısından da başka. mesela tarih boyunca Türk öğretmen otoritesi Türkiye açısından mesela materyal, disiplin edici, sembolik, baba figürü, sosyoekonomik figür, statü. Mesela derinlemesine baktığımız zaman hani şey öğretmenler güç kaybetti, prestij kaybetti gibi pek çok söylem var biliyorsunuz. Peki bunu incelediğimiz zaman nasıl oldu bu iş diye bir soru çıkıyor ortaya. İlginçtir mesela, Türkiye'de evde baba otoritesini kaybettikçe okulda da öğretmen otoritesini kaybediyor. Bunlar çok eş zamanlı giden şeyler. Kadınların özellikle kitlesel biçimde iş gücüne katılımları, kadınların güçlenmesi bu anlamda e, babanın o, o evdeki otoritesini doğal olarak sarsıyor ve otorite bir miktar erozyona uğruyor. Bu erozyon süreci doğrudan doğru aslında şeyle alakalı bir süreç. Öğretmenin de bu anlamda sınıf içi otoritesini kaybetmesiyle doğrudan doğru ilişkili bir süreç olarak karşımıza çıkıyor sosyolojik olarak derinlemesine incelediğimiz zaman. Dolayısıyla bu mesela şu anda bizim okullarda öğretmenin kaybettiği otoritenin yoğun biçimde sembolik bir otorite kaybı olduğunu biliyoruz. O yüzden mesela öğretmen güçlendirilmesi, öğretmenlerin ya da ne bileyim okuldaki personelin güçlendirilmesi meselesinde bunu halledebilmek için yani öğretmenin otoritesi derken baskısından bahsetmiyoruz tabii ki. O yaptığı işi doğru düzgün yapabilmesi için gerekli ortamı kurabilmesinden bahsediyoruz. Bu sembolik otoritenin inşa edilmesi için daha başka yöntemlere ihtiyaç duyduğumuzu görüyoruz. Yani e, ne demek bu? Öğretmene bir takım yetkiler vermekle falan bu işin çözülmediğini anladık. E, bu pek çok eğitimdeki pek çok alanda da e, benzer biçimde gerçekleştiğini gördük. Öğrenme meselesine bakıyoruz ama biz biraz daha farklı bakıyoruz e, öğrenme meselelerine. Toplumla öğrenme arasındaki etkileşim diyorum. Yani biz eğitimde müsait şu anda pek çok şeyi biz psikolojinin bakış açısıyla anlamaya çalışıyoruz. Gerçekten de eğitim bilimleri alanının çok büyük bölümü psikoloji alanından alınan önermelerle aslında kurulmuştur. Ama biz biliyoruz ki bu tek başına yeterli değildir. Hatta o kadar abartılmış durumda ki psikolojiden önermelerle meseleyi anlamak ki ben de bir eğitim psikoloğuyum aynı zamanda. Psikolojizm dediğimiz bir problem ortaya çıktı. Yani bütün mesele aslında bireyle ilgili yani bireyin yaptıkları ettikleri onun ...yapamadıkları ya da yaptıkları ile ilişkili... ...falan bir şey olarak açıklanmaya çalışıyor. Buna biz psikolojizm diyoruz. Bu bir problemdir. Yani aslında ne bileyim pek çok meselenin... ...antropolojik, sosyolojik... kimi zaman işte psikolojik filan gibi... ...bütün e, dayanak noktaları... ...ya da yaslandığı yerlerin... ...farklı biçimlerde olmasına rağmen... ...bunu tek bir potanın içinde psikolojik bir meseleye... ...dönüştürmek... ...aslına bakarsanız bir çeşit... E, ...güç problemi yine. Mesela bir örnek vereyim size... Ee, yıllar önce Amerika Birleşik Devleti'nin iki okulda bir tanesi siyahların okulu, bir tanesi beyazların okulu. Ee, siyahların okulunda çocuğun üzerine uyuşturucu bulunduğu zaman e, okul müdürü doğrudan doğruya mesela polisi arıyor. Karakoldan bir sürü insan geliyor, polisler tutukluğa gidiyor çocuğu. Beyazların okulunda eğer e, uyuşturucu yakalanırsa çocuğun üstünde ki bu biraz daha elit bir okul. E, bu defa okul müdürü psikiyatristi arıyor. Yani e, aradaki şeyi düşünün. Yani bir tanesi kriminal bir mesele, uyuşturucu bulundurmak öğrenci olarak. Ötekinde ise psikolojik bir mesele. Yani patolojik bir hale dönüşmüş durumda. Bu dolayısıyla hani e, bu psikolojizm dediğimiz şey psikolojik haklılaştırma, gerekçelendirme ciddi biçimlerde e, meselelere bakışta bazen sorunlar yaratabilir. Dolayısıyla şeye ihtiyacımız var biraz daha e, bütüncül bir bakışa ihtiyacımız var. Şimdi biz bakarken dolayısıyla böyle bakmayalım biz. Ne bileyim bunlardan bir başka örnek ee, <laughs> yabancı dil niye öğrenemiyoruz sorusu filan. Ee, bunu da sıkça dile getiriyorum. Mesela biz şunu keşfettik yaptığımız çalışmada. Misafirlikte tuvalete gidemememizle yabancı dil öğrenemememiz arasında çok yakından bir ilişki var. Yani e, bizim hani bu çok daha uzun bayağıdır da konuşuyorum bu arada 20 dakika kaldı. Ama yabancı dil meselesinin hani öğretim yöntemleriyle olan ilişkisi falan onlardan bahsediyor. Onlar başka bir tartışma ve onları da çok kurcalamadan şunu biz rahatlıkla söyleyebiliyoruz gördüğümüz şeyi. Ee, neden misafirlikte tuvalete gidemiyorsak o yüzden de İngilizce öğrenemiyoruz. Yani ve bunu bir sınıfta keşfettik ilginç biçimde. Ee, çocukların birbirine tavırlarıyla çok yakından ilişkili. Bu her bahsettiğim konu bu arada ayrı bir webinar konusu. Fatihler bilirler zaten bunları ayrı ayrı zaten uzun uzun anlatıyoruz. Öğrenme ile toplumsal şey arasında ciddi bir yakın bir ilişki var. Şu anda matematikte mesela çok başarılı çocuklara bakıldığında yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor: çocukların mesela kafa setleri ya da düşünme biçimleri bir matematik için düşünme biçimi değil ama çocuk acayip soru çözüyor. Çok başarılı soru çözme filan konusunda. Ama hani hiçbir şekilde gündelik hayattan bir problemi matematik problemine dönüştüremiyor ya da tam tersine dönüştüremiyor çocuklar. Ee, burada şunu keşf keşfediyorlar. Biz de bunu pek çok çalışmada keşfettik. Ee, yapılan şey sembollerin manipülasyonu ve prosedürlerin takibi. Yani raconu öğrenmekten bahsediyoruz. Eğitimde raconu öğreniyorsan eğer matematikte de sembolleri nasıl manipüle etmen gerektiğini ya da sembolleri manipüle ederken hangi prosedürü takip etmen gerektiğini öğrenirsen ciddi biçimde başarı yakalısın. ama bu seni hiçbir zaman bir matematikçinin o kafasetini o ya da düşünce sistematiğini bir türlü e, aktaramıyoruz çocuklara dediğimiz biçimlerde. Bu da nasıl olduğuna baktığımız zaman işte bu test odaklı bilmem ne tartışması var. Buna çok girmiyorum ama bunun yarattığı bir kafaseti ve bu kolektif bir kafaseti olduğunu görüyoruz. Yine çok konuşulan meselelerden biri sorumluluk meselesi. Şimdi zaten ayyuka çıktı. Veliler bir taraftan başka bir şey söylüyor. Öğretmenler başka bir şey. Okul yöneticileri başka bir şey. Sürekli olarak başka bir şey konuşuluyor. Eğitimde kimin sorumluluğu ne kadar? Şimdi konvensiyonel bir cevap verdiğimiz zaman buna herkesin ayrı ayrı sorumluluğu var. İşte velinin ayrı sorumluluğu var. Öğrencinin ayrı sorumluluğu var. Öğretmenin ayrı. Biz şu korona kapanma sürecinde fark ettik ki aslında herkesin ayrı ayrı sorumluluğunda kullanılan o herkes, herkes değilmiş. Yani bir önce bahsettiğim gibi biz pek çok şeyi okula devretmişiz ve burada bizim özellikle şeylerde yaptığımız bir çalışmada ortaya çıkardığımız bir kavram var. Örgütlü sorumsuzluk diyorum ben buna. Şunu gördük. Bu süreç daha da iyi gösterdi aslında bakarsanız bize bunu. Çocuğun ee, mesela anne baba evden çıkarırken çocuğu doğrudan doğru işte okula git sakın şuna gitme buraya gitme filan diye okuldan çıkarıyor. Ee, mesela eğer çocuk okulda sınıfta bir problem yaratırsa öğretmen onu okulun dışına alıyor. Koridor kimin alanı? Okul müdürü. Okul müdürü sınıfa sokmaya uğraşıyor. Öğretmen sınıftan çıkarmıyor uğraşıyor. Veli evden göndermiş filan diye baktığın zaman herkes kendi sorumluluk alanını daraltma peşinde. Yani o kadar iyi örgütlenmiş ki sorumluluğun daraltılması ya da sorumsuzluğun örgütlenmesi. Şu anda asıl örgütlememiz gereken şey şuydu. Hani nasıl bir sorumluluğu örgütleyeceğiz? Herkes kendi başın, payını düşeni yapacak. Tam aksi bir şey olmuş. Sorumsuzluk alanları o kadar güzel örgütlenmiş ki herkes birbirinin sorumsuzluk alanına riayet ediyor. Ne zamanki bir öğretmen ya da bu döngünün içinde birisi bunu kırarsa diğerlerini rahatsız ediyor. Mesela öğretmenlerden biri bu çocuklara ne olacak diye bir soru sorduğu zaman e, hem müdürünkü hem diğer yöneticilerinki, kendi de ailenin de konfor alanını tehdit etmeye başlıyor. Dolayısıyla şu anda kırılma, hani bu her kademede böyle ama hani e, en alt şeyden başlayın hani neyse eğitim basamağı neyse oradan başlayın. E, bakanlığın en yüksek birimlerine kadar örgütlendiğini görüyoruz bunun. Dolayısıyla bu e, yine biraz önce bahsettiğimiz bir kolektif bir kafa setinin ortaya çıkardığı bir şey. Ee, yine mesela bu sorumluluk suçlama döngülerinin olduğunu e, yine korona sürecinde daha da netleşti. Bu işte öğretmenler işini yapmıyor, veliler işini yapmıyor, okul yöneticileri işini. Herkes birbirini sürekli bir suçlama eğiliminde bu bir döngüye dönüşmüş durumda. Herkes birbirini ya da bir alt kademedeki eğitimi suçlama, bir üst kademeye hazırlanma ile ilgili bir suçlama döngüsü var ve bunun aslında suçladığı şey de kurbanın kendisi yani çocuk bu suçlama döngüsü de bize maalesef o kadar iyi örgütlenmiş ki şeyin içinde eğitim sistemin içinde döngü olduğu için de çok da göze görünür değil aile çok uzatmayayım aile eğitim neresinde bir farklı bakış açısıyla bu aileye nasıl bakarız biz şimdi şöyle bir şey Aile ve ebeveyn ya da veli iki ayrı şey. Bizim veli dediğimiz şey sosyal bir pozisyon, bir temsil pozisyonu aslında. Beklenti ve sorumluluk dışarıdaki kurumlardan yükleniyor. Kurumla olan ilişki bitince bitiyor. Başarı açık biçimlere tayin ediliyor. Yani veli olarak sorumluluğunuz çocuğunuz okula gittiği sürece var. Ve sizden beklentiler bambaşka. Anne baba dediğimiz şey veliden biraz ayrı bir şey doğrudan ortaya çıkan yükümlülükler var. Sorumluluklar, yasalar, kültür ve toplumdan alınıyor. Sürekli karşı ediyor. Başarı daha da örtük. Şimdi burada bu ikisini ayırmak durumunda kalacağımızı fark ettik. Mesela pek çok kişi bilir ki okullardaki veli eğitimler oldukça sorunlu geçiyor. Burada ee, şöyle bir şeyle karşı karşıya kalmak zorundayız. E, biz acaba konuşurken veliyle mi konuşuyoruz, anne babayla mı konuşuyoruz? Çünkü Anne baba iyi bir anne baba olursunuz ama iyi bir veli olamazsınız bazen. Ya da iyi bir velisiniz ama iyi anne baba değilsinizdir. Bunların birbirinden mutlaka ve mutlaka ayrılması gerektiğini görüyoruz. Eğer biz verdiğimiz eğitimleri diyelim ki okulda verdiğimiz eğitimleri anne babaya uygun veriyorsak onun için ilgi meselesini merkeze alıp buna uygun eğitim vermek durumunda kalırız. Eğer biz veliye eğitim verdiğimiz inancındaysak bu defa bu engagement, katılım meselesiyle ilgili bir şeyin içine girdiğimizi bilerek e, eğitim vermek durumunda Bu iki mesaj birbirine karıştığı zaman velilerin de çok ciddi kafasının karıştığını ve o eğitimlerden alacakları çıktının ya da karşılığın e, normalden çok daha düşük olduğunu görüyoruz. E, şunları biraz hızlandırayım. Bu arada görünmüyor. Heh, tamam. Biraz zaman alıyor herhalde. Şimdi bir de e, sosyal kapital türleri var bizim e, üzerinde durduğumuz. Bunlar sadece ekonomik bir kapitalle uğraşmıyoruz biliyorsunuz. E, şundan bahsediyorum. Şimdi ekonomik kapitalin içinde sosyal, kültürel kapital türleri de var ve eğitimde başarının anahtarlarından e, olduğunu bunu birazdan şey var. Onu göstereceğim zaten yaptığımız çalışmalarda. Bunu da göstereceğim nasıl gerçekleştiğini. Sosyal kapital dediğimiz şey kimleri tanıyorsun, nerelere ulaşabiliyorsun, hangi networklere daha esin gibi bir takım sorulara verdiğimiz cevaplar ve bu bizim eğitimden ne nasıl bir karşılık alacağımızı, çocuğumuzu hangi okula göndereceğimizi doğrudan doğruya belirleyen bir şey. Kültürel kapital dediğimiz şey ise evde ne oluyor? Ne yeniyor, ne içiyor? Tatile gidiliyor mu? ne konuşuluyor, hangi sözcükler kullanılıyor, hangi konular konuşuluyor, ondan sonra hangi müzikler dinleniyor, hangi spordan hoşlanılıyor filan gibi bir takım sorulara verilen yanıtlar ve bu okuldaki başarıyı, akademik başarıdan bahsediyorum, doğrudan doğruya transfer edilebiliyor. Daha da önemlisi bu kapital türleri birbirleri arasında transfer edilebiliyor. Mesela kültürel kapital, ekonomik kapitale, ekonomik kapital, sosyal kapitale transfer edilebilir e, e, kapital türleri. Dolayısıyla e, hani sadece şeye bakmıyoruz biz hangi kapitallere e, hangi birikime diyelim sahip olduğu ailenin bize doğrudan doğruya çocuğun nereye gireceği konusunda ciddi ipuçları da veriyor. Veri tutumlarına baktığımız zaman burada bu kapital türleri çok yakından ilişkilidir bu. E, iki, i̇ki tane pedagoji usulü olduğunu görüyoruz. Bir tanesi ne uyumlu eğitim yatırımları diyoruz. Burada gördüğünüz e, anne mesela. Bu biraz Güney Koreli Tiger Mom dedikleri kaplan anne türlerinden bir tanesi. Çocukların kapının önünde sürekli bekliyor. Çıkar çıkmaz ya gitar ya basketbol kursuna, oradan piyanoya, oradan yüzmeye falan götüren bir anne. Tipolojisi. Burada ilginç olan şu. Okulların işleyişi sayın hocalarım. Ee, okulların işleyişi doğrudan doğruya e, oku, orta sınıf kültürel kodlarıyla alakalıdır. Yani orta sınıfın dili benimsenmiştir orta sınıfın anlayış biçimi, dil kodları, davranış kodları benimsenmiştir. Dolayısıyla mesela orta sınıfın dil kodlarını benimseyen ve bununla hareket eden pek çok çocuğun diğerine göre çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Öğretmen çocukların başarılı olmasının temel nedenlerinden bir de budur aslında. Yani e, sosyal linguistik sürekli ismini veririz biz buna. Yani okulun dilinin eve taşınmasıyla alakalı. Şu anda biliyorsunuz Türkiye'de en başarılı çocuklar Öğretmenlerin çocukları, işte fen liseleri de öğretmen çocukları dolu vesaire vesaire. Bunun ana nedeni aslında hani öğretmenlere sorsanız hani nasıl yaptın hocam bu çocuğu bu kadar başarılı diye sorsan hiçbir şey yapmadım diyor. Ama bu doğru değil tabii mucizeyi arttırmak için bunu söylüyor. Ama biz biliyoruz ki okulun dilinin eve taşınması ya da evin diliyle okulun dilinin arasında bir sürekliliğin olması çocukların okuldaki başarılarında önemli oranda arttırıyor. Daha da ilginç bir şey var burada. Bazı faaliyetler okulda akademik başarıya transfer edilebilirken diğerleri transfer edilemiyor. İşte bunlara uyumlu eğitim yatırımları diyoruz biz. Ee, sallıyorum şimdi. Piyano çalıyorsan bu akademik başarıya transfer ediliyor. Ama ne bileyim şey çalıyorsan yan flüt çalışsın transfer edilemiyor filan. Orta sınıfın e, kültürel kodlarıyla çok yakından ilişkili bu. Başarıya transfer edilebilecek mesela müzik dinleme sistematikleri var. Bu hemen hemen her şeye yansıyor. E, ondan sonra... Ee, ne bileyim şeye de e, okullardaki spor şeylerine bakarsanız onlar bile farklılaşıyor. Bunlar uyumluysa eğer orta sınıfın dil kodlarına bahsettiğim biçimde ya da davranış kodlarına çocukların başarılı olma olasılığı artıyor. Ama bunun anlamı şu değil. Ee, bir tek neden vardır. Bütün bunlar bundan kaynaklanan gibi bir iddia değil bu. Bu sadece yatkınlıkları hazır bulunuşları şunları bunları ciddi anlamda arttırdığı için. bir ikinci yaklaşım belirlerde doğal akış dediğimiz şey şu. Ee, doğal akışa bırakmak dediğimiz, e, çocuk nasılsa okur, çocuğun zaten kendine ait bir şeyi var, çok da müdahil olmamak lazım gibi bir akışa bırakmaktır. Ve bunu e, pedagojik anlayışın biz yaygın biçimde, e, genellikle e, orta sınıfın altındaki sosyal sınıflarda olduğunu görürüz. Yani benim çocuğum okumasın değil bu. Biraz önce o ana grafikte gösterdim. Üniversite okuma isteği çok büyük Türkiye'de, talep çok yüksek Türkiye'de ama, bunun nasıl gerçekleşeceğine dair e, elimizdeki araçların azlığı e, ne yapıyor bir, pek çok kişiyi maalesef e, bu amaca ulaşmak için e, sıkıntıya sokuyor. Doğal akış işte dediğim şey şu okuyacaksa okuyacaktı hatta şu ya da dergisi var belki görmüşsünüzdür Milli Eğitim'in onun ilk sayısında ben yazmıştım e, bir yazı var e, içinde varsa okur miti diye eğitimde eğitimdeki temel mitlerden birisi olarak onu anlatmıştım. İşte burada şeyi çıkarıyor. Böyle mitler ortaya çıkıyor. Çocuğun başarı ya da başarısızlığı ile ilgili meseleyi ilginç mitlere var. Mesela içinde varsa okur diyor. Şimdi bu içinde varsa okur oldukça tehlikeli bir yaklaşım. Çünkü hani her nedense hani bir önce konuştuk. Öğretmen çocukların içinde çok yoğun bir okuma isteği ortaya çıkarken, içine konmuşken pek çok mesela başka mesleklerin çocuklarında biz bunları görmüyoruz. Acaba bu hani içine konma pratiği neyse o meslek seçerek mi oluyor filan gibi bir takım tabi çok ciddi sorularla karşı karşıyayız burada dolayısıyla bu içinde varsa okur e, mitinin e, bizim bize yarattığı bir takım öğretmenler de aynı fikirde yani ne yaparsam yapayım diyor çocuk diyor bir türlü okumuyor diyor yani dolayısıyla e, bu e, belki de bir eğitim sistemimize en çok zarar veren şeylerden bir tanesi bu doğal akış dediğimiz şey bir parçası aslında sadece bu değil bir, bir sürü bir şey var Hani bunun örnekleme sistematikleri var. Hani gidiyor nereden alıyor bunu? Diyor ki mahallede Mehmet'in çocuğu var diyor. O okudu diyor. Hani okuyan nasıl okuyor diyor. Onu topluyor oraya bağlıyor filan falan. Peki bütün veliler ya da herkesin ortak sorusu şu. Benim çocuk başarılı olacak mı? Eğitimin sırrı var mı? Nasıl oluyor? Bir paterni var mı acaba bu başarının? Biz bu paterni yakalarsak acaba okul arası başarı farklılarını ortadan kaldırır Bu arada ben okul arası başarı farklarını şöyle kullanıyorum okulda toplum arasındaki aslında bir boşluk var burada. Ee, hani okulların iki okul arasındaki başarı farkı falan çok anlamlı değil öyle bakmak. Ee, eğitimin bir sırrı var mı? Bilebildiğimiz kadarıyla eğitimin sırrı sırrının olmayışı. Ee, birkaç tane ana e, paternden bahsedebiliriz de. Hani çalıştığın zaman çocuklar hani sosyal sınıfı falan bile fark etmeksizin eğer o şeyi yakalamışsa çocukların ciddi anlamda başarıda olduğunu görüyoruz. Ama benim genel bir tanımım var. Bunu beni tanıyan arkadaşlar bilirler, öğrencilerim de var aramızda. Eğitimde başarı eğitimin yarattığı sıkıcılığa katlanabilme becerisi geliştirmektir gibi bir şeyim var. öngörüm var eğitimde başarı ile ilgili. Eğitimin sıkıcı olduğu ve bu sıkıcıla tolerans gösteren çocukların da diğerlerine göre mutlaka mutlaka çok daha öne geçebildiğini falan fark ettik. Bu çobanlar falan hani vardı ya böyle Teok'ta birinci oldu işte bilmem. çocuk çok zor durumdaydı bilmem. Şuraya geldi, buraya geçti filan diye. O çocuklardaki temel şeylerden bir tanesi bu resilience dediğimiz şey. O resilience de yani yılmazlık diyoruz herhalde. yoğun biçimde bu hisle yani sıkılmaya karşı geliştirilen bir toleransla yan yana gittiğini görüyoruz. Peki benim çocuk okuyacak mı Eğer çocuğunuz da şunlardan varsa büyük ihtimalle okur ebeveynlerin sosyal sınıfın yaşayın çok ciddi etkileri olduğunu gördük Bu da şöyle bir araştırma yaptık biz size göstereyim Biz baktık çocuklar çok iyi yerlerde okumuş çok başarılı olmuş anneler özellikle aldık Çünkü biz bütün literatür şunu söylüyor bize çocuğun eğitiminde anne şu anda hani bu iyi kötü başka bir tartışma ama annenin çok daha etkin ve etkili olduğunu biliyoruz ve biz 12 tane anneyle şu ekranda görüyorsunuz şeylerini, meslek gruplarını, muhakim, üst düzey yönetici, öğretim üyesi, avukat, işte uzman, öğretim üyesi, üst düzey yönetici, öğretmen, öğretim üyesi, sosyal hizmetler uzmanı filan gibi ciddi anlamda çocukları başarılı olmuş annelerle bir etnografik çalışma yaptık. Ne yaptılar da çocukları başarılı oldu diye. Şu gördük. şimdi bu arada Nuray Hanım, Nuray Balatbaş hocam artık web ikilerle daha eğlenceli dersler yapacağız. Tabii umarım yapar. ama Benim dediğim şey eğitimi sıkıcı hale getirilmesi değil. Benim bahsettiğim şey sıkıcılığın kendisi zor şeylerle ilişkilendirilebilir ve buna katlanabilmekle alakalı. Tabii biz hani eğitim eğlenceli hale getiriliyorsa getiril getirilebilir. ama hani getiremiyorsak ne yapacağız? Ciddi bir sorun. Çünkü herkes eğlenmiyor maalesef şeydi Hani biz mesela aynı biçimde sıkılıyoruz ama çok farklı biçimlerde maalesef keyif alıyoruz falan. Neyse. Şunlar var arkadaşlar. Kontrollü yaşam alanları seçiliyor. Başarı için. Çok üst düzey başarılar bunlar. Sosyal çevre ve eğitim derneği. Buna White Flight bir parçası. Bu ne? White Flight dediğimiz şey. insanlar hani şu anda şehrin etrafını çeviren pek çok şey var. Suburb dediğimiz Yaşam alanları kurulmuştur. İşte onların okulları benzer biçimde şehirlerin etrafını bunlar halka gibi sarıyorlar e, ve sürekli olarak bir halkadan ötekine geçiş var. Mesela Ankara için konuşalım. Ankara'da şimdi birkaç halka var. de, beşinci halkada filanız her seferinde başka bir halkaya geçiyor. E, özellikle orta sınıf üstü e, kişiler ve her halkanın kendine ait okulları, kendine ait eğitimleri var. Dolayısıyla e, bu eğitim nedeniyle e, taşınma ya da daha iyi eğitim alabilmesi için çocuklarla buna whiteboard beyaz kaçışı beyaz uçuş ismini veriyoruz ve bunu yaygın biçimde gösteriyorlar. Şimdi birazdan konuştuklarından da örnekler vereceğim. Çok yönlü gelişim önemli bir parçası çocukların ciddi anlamda başarılı olması için ne yapıyorlar? Sıradanlığı reddediyorlar burada ilk etapta. Bir bütüncül gelişim meselesi ortaya çıkmış durumda. Yaşam başarısı kendilerine göre farklı biçimlerde tanımlanıyor. Sosyo-kültürel etkinliklerin yeri ve önemi yine yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Bizim gördüğümüz bu başarılı çocukların annelerinin dikkat ettiği şeyler arasında kültürel zevkleri geliştirmek bunların içinde yer alıyor. Akademik süreçlere bunları yansıtmak için uğraşmak. Çocuğun iyi oluşu yani bu iyi oluşu derken hem sağlık anlamında hem de diğer anlamlarda çok merkezde yer alıyor. Fırsat yapıları kuruyor, destekleyici bağlamlar, bilgi kaynaklarına erişim şansı, ön temas filan gibi şeyler de var. Şimdi neler demişler bunlar? Birkaç örnek vereceğim. Ondan sonra da bitiriyorum zaten. Ne yapıyor mesela sosyal çevre için? Ankara'ya tayinim çıktığında kızım ilkokul 4. sınıf Önce onun okuluna karar verdik. Sonra oturacağımız muhit evimizin yeri ona göre şekillendi zaten diye mesela annelerden bir tanesi. Dolayısıyla bu sosyal çevre Öksünüz çok önemli bir şeydir. şu oku, ya, Öğrenci okul değil, okul öğrenciyi genelde seçer. Ve posta kodlarımız aslında bizim ne olacağımız konusunda, hangi okula gideceğimiz konusunda çok daha etkili gibi görünüyor. İkincisi eğitim tercihleri. Ee, burada e, bakarsanız çocukların çoğu e, kolejlere gitmiş. Bir çocuğum daha var, her şeyden özgür düşünen bir birey olsun istedik tercihler de buna göre şekillenmiş. E, her zaman için böyle çok iyi oluşa e, dair referanslar ve göndermeler. Sıradanlığı reddetme e, şeyinin çok yaygın olduğunu görüyoruz biz pratiğinin. E, burada iyi bir okul araştırmaya önem vermeli, çocukların fikirleri onlar için önemli olmalı, sadece kuru kuru bilgi öğretmek değil. Yani bu genel bir söylem var ama bu söylemi hayata geçirme şeyleri de var pratikleri. E, Felicis'ine gittiğinde de nasılsa bir üniversite kazan ama biz sadece üniversite kazanan bir insan olmasını istemedik. Farklı olmalıydı. Bu sıradanlığı reddetme pratikleri nasıl e, gerçekleştirdiğini gösterdiğinin bir tanesi. Sadece dersler odaklanmamasını, bir bütüncül gelişim e, gerektiği konusunda da ciddi şeylerimiz var, bulgularımız var bizim. Sadece akademik başarı peşinde değiller. Yaşam başarısı. E, tabii bunu çok iyi tanımlamak çok mümkün değil ama yani e, bu yaygın hayatta başarılı olmak ne anlama gelmektedir sorusunu e, bu insanların farklı biçimlerde yanıtladığını görürüz. Kültürel zevkler bakın her hafta tiyatroya giderdi. Biz götürmezsek teyzesi dayısı amcası illa biri apartmana piyano hocası gelirdi. Sıradan ders ders verirdi filan. Dolayısıyla bu kültürel zevklerin gelişmesinde de çok e, ciddi anlamda destek verdiklerini görüyoruz. Bunların nasıl akademik süreçlere yansıdığını baktığımız zaman üniversite sınavına hazırlanırken bile tiyatroya gitip konsere gitmeye devam ettiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bunlar aynı zamanda devam ediyor her akademik süreçte. Bireysel iyi oluş, destekleyici bağlamlar, bakın bu bağlamlar ne? Bakın özellikle ortaokuldan İngilizce çalıştığım babası da Fransızca biliyordu vesaire vesaire. Bağlamların kendisi de doğrudan doğruya şeyi etkiliyor. Çocuğun ne yapacağı, nereye gideceği, bunlar biz fırsat yapıları diyoruz. Bu eğitimde fırsat eşitliği ya da okulda kurulacak önemli şeylerden biri bu. Çocukların dışarıda erişme imkanı olmayan ya da diğer akranları gibi erişme imkanı olmayan şeyleri biz okulda kurabilirsek, çocukların erişme imkanlarını eğer okulda kurup arttırabilirsek, okullar arasındaki o fırsat eşit, affedersiniz, imkan eşitliğini de değişti, e, e, ortadan problemini ortadan kaldırabiliriz. Fırsat ve imkan eşitliği iki ayrı şey. Fırsat eşitliği eğitime katılmayla ilişkili. Yani herkes katılabilir. Hani bazı gidemiyor, okul uzak, e, maddi durumlarla ilgili, kız çocuğu olduğu için gönül. Bu fırsat eşitliği ile ilgili bir problem. İmkan eşitliği ise okulda size ne olduğu ile alakalı bir durum. Dolayısıyla bu ikisini birbirinden ayırarak konuşuyoruz. Bilgi yani kaynaklarına erişim şansı benzer. Ön temas e, kim var? Önünde kim var? Okuyan var mı? Ailede örnek var mı? filan gibi meseleler var. Erken çocukluk yıllarında bakın bu çocuklara kitap okuma sürekli çocuklarla konuşma bunu e, sıradan bir pratiğe dönüştürme gibi şeylerin olduğunu biliyoruz. Bir dakika içinde bitireceğim. E, bu arada hızlanmaya çalışıyorum. Uyarıcı bir çevre dediğimiz şey çok bu gerçekliklere maruz kalmak dediğim şey bu. Hem uluslararası sınavlar hem de bizim kendi değerlendirilmesini gösteriyor ki çocuklar ne kadar çok şeye maruz kalırsa e, anlama, yorumlama ve değerlendirme becerileri de bir o kadar artıyor. Ve eğer biz çocukların dışarıda maruz kalamadığı şeyleri okulda kurarsak, bunu çocuklara okulda maruz kalmını sağlarsak bu şeyi kapatabiliyoruz, boşluğu kapatabiliyoruz. Aksi takdirde okullar maalesef şeyi kuramıyor bir türlü o başarı farkını ders çalıştırarak filan kuramıyor maalesef. Teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar. İşte bu okul ve toplum arasındaki ana etkileşim biçimlerinin bu eksenler üzerinde biraz konuştuk. Tabi her bir konu kendi başına saatlerce konuşulacak konuşuluyor da binlerce her birinin hakkında binlerce şey yazılıp çizilmiş durumda. Ama okul ve toplumun tutunduğu ya da birbirinden ayrıldığı ana eksenler aşağı yukarı Bunlar arkadaşlar, bunları e, hani aklımızın dursun dursunan bir şeye bakarken bunun sosyolojik ya da kültürel bir tabanı ya da karşılığı olabileceğini de düşünerek konuşabiliriz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Soru alıyor muyuz? Fatih hocam sesiniz kapalı. Teşekkürler hocam. Sesim kapalıymış. Ee, çok güzel sosyolojik tespitler yaptınız. Ee, her zaman olduğu gibi sınıf, okul, veli, okul müdürü, çevre, e, işte müdürün işlevi, sınıf, ruhsat ile ilgili değerli vaktiniz bir yalnız. Teşekkür ederiz hocam. Ee, acaba şu başarılı hani eğitimde sıkıntılarla baş etme yolu dediniz ya. E, aslında bunu çok merak ediyorum. Bir de bu koronavirüs nedeniyle online eğitimler, okulsuz toplum, Nereye doğru gidiyoruz ve Türk toplumunun, Türk öğretmenlerimizin yapması gereken bu süreçte bu süreç daha da ileriye doğru ilerleyebilir. Yani süresini bilmiyoruz ama online eğitimler yapıyorlar. Bu online eğitimlerin yüz yüze eğitimlerden daha avantajlı olacağını görüyor musunuz acaba? Online eğitimler yüz yüzden avantajlı olur mu? Eğitimi kim yapıyor, nasıl yapıyor, ona göre değişir gibi bir cevap vereyim buna. Ama bir taraftan bu o, okulun işlevlerini eğer transfer edilecek bir gerçeklik olarak düşünülürse bunun sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Yani okulun e, olma nedeni sadece eğitim vermek değil biliyorsunuz. Başka işlevleri, başka şeyleri de var. Ama biz işte, tabii mümkün olduğunca bunu kullanmak lazım. Yani evimizdeyiz, gecenin bir saatinde sohbet ediyoruz. Falan. Tamam. Tabii bunlar çok önemli şeyler. Bilgi aktarım için çok önemli şeyler. Ee, ama ne neyin yerini alacak bunu ben çok iyi bilmiyorum. Yani çünkü bir şey var burada. Dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da şu. Evden ne çıkacağını henüz bilen yok. Çünkü hani çok ciddi psikolojik derinlikler oluştuğunu biliyoruz çocuklarda. Yetişkinlerde ona kez daha çocuk nasıl bir karşılık buluyor? Kurdu? Çocuklarla kurdukları ilişki biçimleri nasıl? Ee, filan gibi bir sürü soru var burada ve bunların cevabını hala veremedik. Son bir şey suçluluk parası dediğimiz bir şey var. Veli'lerin kullandığı. Hani ben seninle ilgileniyorum. ilgilenemiyorum ama şu parayı da kendine bir şey al. Ee, biz buna suçluluk parası diyoruz. Ee, mesela bu pratiklerin bir miktar kesildiğini görüyoruz şimdi. Çünkü e, bunu kullanmak için e, mekanlar biraz ortadan kalktı. Dolayısıyla suçluluk parasının yerini başka kompanse edici, kazmin edici davranışlarını aldığını görürüz. Dolayısıyla hani okul açılınca evden ne çıkacak, ne çıkmayacak ilk önce onu bir görmek lazım bu online eğitim meselesini doğru düzgün anlamak için. Online eğitimi de şöyle son bir şey söyleyeyim. Online eğitimi değerlendirmek için nasıl başladığına bakacağız. Online eğitim ticari bir refleks olarak girdi bizim hayatımıza. Online eğitim iyi bile olsa böyle başlamaması gerekiyordu. Yani inanılmaz bir ticari refleksle devam ediyor şu anda da böyle devam ederse online eğitim tek bir yere gideceğini düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, Daire Başkanımız Musa Hakan Müzik Bey'in de selamı var. Ekip arkadaşlarımın da ee, bu eseriyle Mehmet Ali Akış Bey'e de bu imtihanı bize sağladığı için teşekkür ediyorum. Bütün Ulusal Tarz Ekibine katılan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun. İyi ki vardınız. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar sağ olun. E, Ertan hocam bir şey söyleyecek misiniz? E, toplantıyı kapatıyorum eğer bir e, şey söylemeyecekseniz arkadaşlar. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Sevgili arkadaşlar. Ee, Hülya'nın bir şey söylemek ister misiniz? Siz...